İlk aklımıza gelen tabii ki lazer epilasyon olarak mesela. Kesinlikle. İlk öyle çıktı diye. Kesinlikle. Hala çok revaçta mı lazer epilasyon? Lazer epilasyon evet, olmazsa olmaz. Biz artık lazer epilasyona lüks değil bir ihtiyaç gözüyle bakıyoruz. Ağdalar, epilatörler bunlar artık tarih oldu. Aynı zamanda da her iki cins tarafından da kullanılmakta. Tabii. Ve popülaritesini de günden gün artırmakta. Artıyor. Daha hızlandı. Daha hızlandı. Daha etkili sonuç alıyor artık. Aynen öyle. Çok daha etkili sonuç alınıyor. Çünkü çok günümüz teknolojisinde çok iyi lazerler de artık yapılmakta. 4 mevsim acısız, ağrısız, güvenle, konforla kullanılabilmekte. Lazerler yapabiliyorsunuz. Peki. Seans sayısı da azalıyor artık bu lazer sistemiyle. Örneğin 10-12 girmek yerine işte daha 6-8'lere kadar da düşmeye başladı. Bunlar tabii ki de kişiden kişiye mutlaka değişiyor. Bunun asla her kişide aynı cevap vereceğinin garantisi yok. Evet. Tabii tüy yapısına, esmer oluşuna, ten rengine göre falan değişir. Evet. Peki bu lazer cilde bir zarar veriyor mu? İşte aman aman lazer tehlikeli midir acaba diye bir soru akla gelse nasıl açıklarsınız? Evet. Şimdi tüylenme, tüy tipi, ten tipi kişiden kişiye değişen bir olgu olduğundan dolayı mutlaka tedaviler kişisel olarak planlanmalıdır. Ve kişiler mutlaka güneş koruyucularını kullanmalıdır. Doğru doz, doğru jül, doğru frekans ayarlamaları yapıldığı takdirde bir sıkıntı arz etmeyecektir. Ama bilinen eller tarafından değil mutlaka mi? Mutlaka uzman kişiler tarafından ve mutlaka uzman kişiler tecrübeli uzmanlar tarafından tabii yapılmasını öneriyoruz. Aksi takdirde yanıklar falan oluyor değil evet, mi? Yani başka boyutu. İşin o boyutuna da geleceğiz birazdan. Evet, işin o boyutu, onlar da var. Evet, peki bu lazer epilasyon gerçekten istenmeyen tüylere kesin çözüm müdür? Lazer epilasyonda temel mantık lazer ışınının kıl kökünde bulunan melanin maddesi tarafından emilerek kıl kökünü her seansta tahribata uğratmaktadır. Hmm. Ortalama 8 seansta ise kıl kökü deforme olarak yavaş yavaş yok olmaktadır. Tabii burada uzmanınızın ayarladığı seans aralığına mutlaka bağlı uymak kalmak lazım, oldukça önemlidir. Hmm. Seans aralığına bağlı kalınmadığı takdirde incelmiş tüylerimiz güçlü bir şekilde yüzeye çıkacaktır. Tekrar çıkacaktır. Kesinlikle öyle. Ama seans aralığına uzmanınızın size hazırlamış olduğu seans aralığına protokolüne uyduğunuz takdirde mutlaka başarılı sonuçlar alıyoruz. Tabii yüzde veremiyoruz ama çok güzel başarılı sonuçlar alıyoruz. Evet. Şunu da unutmamalıyız. Herkes için tamamen sıfırlanma diye bir şey söz konusu olamaz. Yani vücut, insan vücudu kişiden kişiye değişen bir olgu olduğundan dolayı mutlaka kişilerde değişiklik gösterecektir. O yüzden diyoruz ki biz hani bu işin %100'ü yoktur. Avuç içi kadar olmayacaktır. Ama yine de az ve seyrek de olsa belki birkaç ince tüyümüz kalabilir. Kalabilir tabii ki. Peki şimdi lazer deyince tabii güzellik ve estetik anlamında da çok kullanılan bir normal yeri var şu an günümüzde herkesin bildiği. Evet. En çok kullanılan alanlar ve en etkili olduğu alanları siz bir güzellik uzmanı olarak, uzman estetisyen olarak nereleri dersiniz? Mesela örneğin karbon peeling işlemi. Ha. Karbon peeling işlemi sıklıkla kullanılan yöntemler haline geldi. Cilt tedavilerinde, lekelenmelerde, güneş lekelerinde, yaşlılık lekelerinde, kırışıklıklarda, gözeneklerde bunun gibi birçok yöntemde artık tedavi edilebilir. Üstelik yaz ayında da tedavi edilmesi müthiş bir konfora tabii sahip bizim için. Kişiler rahatlıkla, tabii burada da yine kişiye göre seanslar, yani kişinin cilt durumuna göre, kişinin cilt analizini yaptıktan sonra karar vererek seans aralıklarını ayarlıyoruz. 5-8 seans aralığında da mükemmel sonuçlar alıyoruz. Harika. Ciltte değişiklikler yapıyor. Peki riskleri nedir lazer tedavilerinin? Lazer epilasyondaki riskler aslında çok büyük riskleri yoktur. Ama biz her zaman şunu sorgulamak isteriz. Kişilerde ilk öncelikle herhangi bir rahatsızlığı var mı? Herhangi bir kronik deri rahatsızlığı var mı? Vücudunda platin var mı? Ha. Kalp pili var mı? Gebelik var mı? Özel ilk 3 ay. Platin aslında, varsa ne olur mesela? Çok ilginç. Yani biz bunlardan daha fazla kaçınıyoruz. Anladım. Aslında lazer epilasyonda belki bunlar hiçbir zararı yok. Ama biz bunlardan kaçmakta önem veriyoruz. Ve bazı kullanılan ilaçlar, örneğin hormon ilaçları, işte akne ilaçları gibi ilaçlar sorgulanmaktadır. Kullandıktan sonra kişilerin seans protokolleri ayarlanır ve herhangi bir sakınca görmediğimiz kişileri seanslarını alırız.
Ve yapabiliyorsunuz. Evet, evet. Pekala, mesela bu tarz uygulamalardan sonra cilt için olsun, işte epilasyon için olsun, sonuçta deriyi yakma işlemi gibi bir şey gibi geliyor bana bu. Lazer epilasyonun yüksek sıcaklıkla, ışık demetiğiyle çalışma prensibi olduğundan dolayı cilt yüzeyinde yanık geliştirebilir. İşte burada evet. söylemek istediğimiz şey, uzman kişiler tarafından mutlaka, deneyimli uzman kişiler Tabii. tarafından mutlaka yapılmalı. Hı hı. Aksi takdirde ciddi yanıklar meydana gelebilir. Elbette ki hani çok kalıcı bir yanık mıdır değildir ama neden yanalım? Bu da olmasın. Evet. Olmasını asla istemediğimiz bir durum. O yüzden kişiler artık bilinçlendiğini düşünüyorum. Doğru yerler, doğru uzmanlarla ilerleyebilirler. Peki lazer epilasyon yaptıran biri mutlaka aslında hepimizin kullanması lazım. Her daim güneş koruma, evet. Güneşten koruma kremleri. Lazer epilasyonun dolayısıyla bir tarihi var mı? Bir mevsimi var mı? 4 Mayıs'ın lazer epilasyondan sonra bizim için tarih ve mevsim kalmadı. Evet. Öyle söyleyelim. Yani buz hissiyatı yüzeyde buz hissiyatı hissettirdiği için, sadece kıl köküne ısı verdiği için bizim için artık burada bir sakınca kalmadı. Çok rahat bir şekilde güvenle yapıyoruz. Ama mutlaka dediğimiz gibi özellikle yüz bölgelerinden giriliyorsa, orada kişilerin güneş koruyucusuz dışarıda çıkmamasını öneriyoruz. Aslında normal şartlarda da çıkılmaması gerekiyor. Aynen. Yani cildimizi çok daha iyi koruyabilmek adına buna da önem vermek gerekiyor. Peki denize girmek, duşu almak, suyla teması vesaire tüm onların nasıl bir etkisi var? Bir de son olarak onu sorayım size. Evet, şöyle söyleyelim onu da. Kişiler epilasyon sonrasında duş alabilirler birkaç saat sonrasında. Ancak bunlar da sıcak suyla değil. Lazer epilasyon yapıldıktan sonra hafif bir kızarıklık mutlaka olacaktır. Tamam. Yani bunun da daha fazla tahriş olmaması adına da Tabii. sıcak suyu asla önermiyoruz. Evet, birkaç saat suda değdirmeyin kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Değineceğim bir konu daha. Lazer epilasyon kanser yapar mı? Hayır, yapmaz. Aha. Lazerin yanık dışında herhangi bir komplikasyonu yoktur. Böyle bir bilgi saptanmamıştır. Saptanmamıştır. Evet. Zaten bu kadar yıllardır gelişerek kullanılan bir teknoloji olduğu